Bir yandan onları toparlamaya çalışıyor. Bir yandan da teknik geliştirmeye çalışıyor. İşi çok kolay değil. Yani çok şu an çok büyük stres altında çalışıyor. O tartıya koyduğumuzda İsmail Hoca'nın Abdullah Hoca kadar şanslı olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu şansı da Abdullah Hoca kendi yarattı. Bazı teknik direktörler der ki ben futbolda şansa inanmam. Ya ama sen bu karneye bakarak söylemiyorsun bunu, tabii, değil mi? Tabii tabii. Apayrı. Yani derbi, ben derbi üzerine konuşuyorum şu an. Hocaları tartıya koyduğumda Abdullah Avcı'nın Bir de hakikaten sezon başı daha elindeki kağıtlar daha sağlam. Muhtemelen Aykut İnce sen de anlatmış olabilirsin sezon başı Riva kampını, Trabzonspor'un o Yok, ben anlatmadım. Ümraniye Kasımpaşa Evet. maçları. Bahadır Bey Arslan'a selam olsun. Sabah gazetesinin Beşiktaş foto muhabiridir. Serdar abi de iyi tanır. Trabzonspor'u takip etti o kamp boyunca. Onunla geçen konuştuk. Çok belliydi diyor. Takımın o çalışma düzeni ki pandemi döneminde biliyorsun çoğu kulüp tesisinde kalmayı tercih etti. Ama Trabzonspor gelip Riva'da kamp yaptı ve hazırlık maçlarında çok belli etti sinyalleri. Bir sağ bek biraz arıza veriyordu. Orada Bruno Perez de çözdü. Sol Hamşik sonra beksiz. katıldı. Hamşik çünkü şampiyon oynadı. Evet. Yoksa derken ki transferleri Adam hazır erken bitirdi. geldi. Yani çok planlı programlar hareket etti Trabzonspor. Trabzonspor'un zaten geçen sezon dördüncü bitirmişti. Bu seneyi daha iyi bir yerde bitireceği aşikardı. Ve benim gördüğüm en rahat, en hak edilen şampiyonluğa doğru gidiyor. Yani Fenerbahçe maçının sonucundan bağımsız. Bence Fenerbahçe maçı için çok önemli bir maç. Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir maçlarının olduğu haftada ki haftanın açılışını Adana Demirspor yapıyor Malatya deplasmanında. Lig ikinciliği açısından Fenerbahçe adına çok çok önemli bir maç Trabzonspor maçı. O zaman bir Ahmet Selim'i bir görelim. Ahmet Selim bize Fenerbahçe ayağını anlatsın. Sevgili Ahmet Selim, evet ikincilik hedefi için galibiyet serisine devam edecek başlığını yazdı arkadaşlarımız. Sence Fenerbahçe'nin psikolojik durumu nasıl? Oyuncuların ruh hali, hocanın ruh hali artı bir kadro üzerinde henüz net bir şey veremeyeceksin biliyorum ama hani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir 11'de verirsem bize kesin olmamakla birlikte hani seni de zor durumda bırakmayalım. Mesela Mesut oynar mı? Onunla ilgili de sorular geliyor. Çünkü hani büyük maçlarda Mesut Özil'in farklı bir motivasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oynatır mı İsmail Hoca bilmiyorum. Veyahut işte Arda Güler. Evet çok fazla uzattım kusura bakma. Sözü sana bırakalım. Teşekkürler Aykut İnce. Ben bir de teşekkür ederek başlayalım. Fenerbahçe'nin böyle önemli maç öncesinde iki antrenmanını takip etme şansı bulduk. Daha önce Galatasaray maçından önce de böyle açık iletişim yapılmıştı. Hatta o maçta olumlu sonuçları oldu. Yine hem ilk antrenmanı hem de bugünkü antrenmanı izleme şansımız oldu. Doğal olarak biz de izleyiciler o takımdaki atmosferi daha iyi, daha kendi hani telefondan duyma bilgilerle değil gördüklerimizle anlatabiliyoruz. Ki bugün bir de İsmail Hoca ile sohbet ettik. Bu anlamda Fenerbahçe'nin çerçevesini çizebiliyoruz rahatlıkla ve doğal olarak 3 galibiyet burada ligde üst üste alınan 3 galibiyetin pozitif yansımaları söz konusu. Yani Fenerbahçe'nin Samandıra testlerindeki onu da anlatıyorduk hani üst üste alınan kötü sonuçlar, istikrarsız sonuçlar, bir maç galibiyet, ertesi maç yine kaybedilen bir durum. Fenerbahçe bu arada iki hedefinden, Avrupa ve Kupa hedefinden uzaklaştı. Buhranlı bir dönem vardı ama Kasımpaşa maçında üçüncü galibiyetin gelmesi, son dakika golüyle gelmesi, futbolcuları Trabzonspor maçına çok daha iyi bir ortamda hazırlanmalarını sağladı. Yani ilk günkü antrenmanda da bugünkü antrenmanda da futbolcuların atmosferi geçmişe göre özellikle daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. İsmail Kartal bize de anlattı. Futbolcuları da bunu işlemeye çalıştı. Ya Fenerbahçe'de futbolcular da bu noktaya geldi. Hani bu maçı kazanmanın birden fazla anlamı olacak. Sayalım. Tabii ligin ilk yarısında Fenerbahçe gene 3 maç üst üste kazanmış. Ardından Trabzon'a yenildikten sonra adeta dağılmıştı, zirveden uzaklaşmıştı, üst üste kazanamamıştı. Futbolcular doğal olarak bu maçın da bir yandan rövanşını almak istiyor. İkincilik hedefi az önce siz de bahsettiniz. Çok kritik bu maçı kazanmak bu anlamda çok büyük getiri sağlayacak Fenerbahçe'ye. Bu sezon hiçbir dönemde 4 maç üst üste kazanamadı Fenerbahçe. Bunu da kırmak istiyor futbolcular bir yandan. Bu 3 maç üst üste kazanma serisini 4 maça çıkarıp bu durumu da değiştirmek istiyor. Ve tabii ki taraftarın düzenlediği bir kampanya var. Sosyal medyada Saraçoğlu'nun yanında diye maça gidelim, destek olalım şeklinde bir kampanya var. Şunu da çok iyi biliyorlar ki taraftar kendilerine tepkili ve bu maçta alınacak, ortaya koyulacak iyi oyun, alınacak iyi sonuç, buzların erimesine de bundan sonraki maçlarında daha Fenerbahçe 7 bin, 8 bin kişiye
maç oynuyor. Bu Fenerbahçe'ye çok yakışan bir tablo değil. Bunun da bundan sonrası için dönüşeceğini biliyorlar. Notlardan bahsedelim biraz. Atmosfer bu şekilde. 4 eksiği var Fenerbahçe'nin. Bir dileriz ki iki takımda da yeni bir sakatlık olmaz. Eğer bir durum olmazsa bu 4 oyuncusundan maçta da mahrum. Luis Gustavo Novak zaten sakatlıkları devam ediyor. Slavia Prag maçında Ferdi sakatlanmıştı. O da yetişmiyor bu maça. Ve son olarak Kasımpaşa maçında da Ener Valencia sakatlanmıştı. Onun da hafta sonu oynayamayacağını ifade edelim. Onu da bugün İsmail Hoca da açıkladı. 1-2 10 günlük bir süreç olacak geri dönüşü için. O yüzden bu 4 eksik olacak. Kadroya da gelecek olursak tabi muhtemel için eksik ama biz muhtemel üzerinden anlatarak verelim. Yine kalede Altay oynayacak yine. Şimdi burada defansın 3 ismi belli. Yani Serdar Aziz ile Mince Ekim stoper. Sol bekte de Atilla Zalai forma giyecek. Sağ bekte Nazım veya Osayi. Burada şimdi önde tercih edilecek oyunculara göre biraz daha şekillenecek gibi duruyor. Orta sahada ciddi bir soru işareti var. Ozan Sosa, Crespo Zayt. Ya bunlardan Crespo Zayt biraz daha önde ama Crespo Ozan ihtimali de ciddi. Hücumda da sağ tarafta Osay Samuel veya İrfan'ı göreceğiz. Sol tarafta Pelkas'ı göreceğiz. 10 numara pozisyonunda Mert Hakan'ı çok yüksek ihtimalle göreceğiz. İleri uçta da Serdar Dursun'un çıkmasını bekliyoruz. Bu şekilde kadro üzerinden yani Arda Güler'in bu maçta kulübede başlamasını bekliyoruz. Mesut Özil'in kadroda olacağını İsmail Kartal söyledi. Bu maçta da sonradan girmesini bekliyoruz. Çok uzun süredir takımla birlikte değil. O yüzden sonradan girmesini bekliyoruz. Hatta süre bile alamayabilir. Hani maçın gidişatına göre süre dahi alamayabilir ama kadroda olacak. Bu şekilde bir aşağı yukarı kadro anlatabiliriz. Atmosferi de anlattık. Bu şekilde ben notlarımı özetleyebilirim Aykut İnce. Ahmet Selim şimdi Yunus Emre'yi de bağlıyor arkadaşlarımız. Mustafa İnce hatta alacak ama kısa bir soru sorayım. Sonra seninle vedalaşalım. Taraftar sayısından bahsettin. Bu karşılaşmada sana göre ne kadar olur? 7000 mi dedin? Onu tam anlayamadım. Yani Fenerbahçe önceki maçlarında 7000-8000 oynanıyor. Bu normal değil. Bu maça çok taraftar gelecek. Burada alınacak bir sonuç da bundan sonraki maçların ortalamasına da etki edecektir dedim. Abi ben 40.000 civarında taraftar bekliyorum. Yani 40.000'i 41.000, 42.000 civarında taraftar bekliyorum. Kale arkalarının tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu maça ciddi bir şekilde ilgi gösterecek Fenerbahçe taraftarları. Avrupa Slavia Prag maçında 7-8 bin vardı. Lig maçlarında öyle, kupa maçında öyle. Hani bu ortalama Fenerbahçe'nin hiç alışık olduğu ortalamalar değil. Bu maçta bu tekrar eskiye dönecek. Bu maçla alınacak sonuçta bundan sonraki maçları ciddi anlamda etkileyecek. Çok teşekkürler. Senin söylediğin önemli bir şey vardı yayın başında. İletişim departmanına teşekkür ederiz. Hocalara, teknik ekibe teşekkür ederiz. Antrenmanı açtıkları için Fenerbahçe Kulübü bu hassas davranışlarından dolayı bir futbol sever olarak çok çok teşekkürler. İyi hatırlattın bunu. Ahmet Selim'i uğurlayalım.